Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı kampına başlıyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi yazılıya hazırlık videosuyla beraberiz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle sizlere yazılı kampımızdan bahsetmek istiyorum. Bugün din kültürü ve ahlak bilgisiyle birlikteyiz. Sizlere öğretmenlerimizden harika notlar aldık ve burada sizlere onlara uygun olarak sorular hazırladık. Tıpkı bir yazılıdaymışız gibi öncesinde tekrarımızı yapacağız. Öğrenmeniz gereken, kesinlikle bilmeniz gereken notları, kavramları vereceğiz size. Sonrasında provamıza başlayacağız. Hadi bakalım, bismillah diyelim, provamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, bu ünitemiz, 3. ünitemizin ismi İslam ve ibadetti. İlk konumuz İslam'da ibadet ve kapsamı. Öncelikle burada ibadet kavramını görmüştük. İbadet ne demekti? Kelime olarak boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına geliyordu. Terim anlamı ise Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla insanın yaptığı davranışlara diyorduk, değil mi? Yani bir Müslümanın kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması, yasaklarından kaçınmasıdır. İnsanın Allah'a karşı sevgi, saygı, itaatini en güzel şekilde gösterdiği yer neydi? İbadetti. Allah-u Teala insanı, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım ayetinde, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayette, insanın yaratılış amacını haber veriyor. Demek ki bizlerin yaratılış amacı neymiş? Kulluk ve itaat, yani ibadetmiş. Özel anlamda ibadet dediğimiz zaman aklımıza genelde namaz, oruç, zekat, hac gibi Allah'ın farz kıldığı belli kurallara göre yapılan ibadetler kastediliyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle emredilen ibadetlerdir. Uygulanışı da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiştir. Genel anlamda ise arkadaşlar sadece vakti ve şekli belli olan ibadetlerle sınırlı değil tabii ki İslam dininde. İnsanın Allah'a karşı duyduğu sevginin, saygının sonucu olarak Allah'ın rızasına uygun davranmak genel anlamda ibadet olarak kabul edilir. Yani Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yaptığınız her türlü güzel iş ve davranış İslam dinine göre salih amel kavramıyla ifade edilir. Şimdi ibadet dedikten sonra karşımıza 3 tane kavram çıkıyor. Bu kavramların hepsi birbirinden türemiştir. Abid kavramı kulluk, ibadet eden, Allah'ın emirlerini içtenlikle yerine getiren anlamına geliyor. Yani bütün varlığıyla Allah'a yönelen, İslam dininin gereklerini gerçek anlamıyla yaşayan anlamına geliyor. Abid, ibadet eden, kodluyoruz, tamam mı? Ardından mabut kavramını görüyoruz. Mabut ise kendisine ibadet edilen, yani Allah, tapınılan varlık, ilah, Rab anlamlarına geliyor. İbadet edilmeye layık olan tek varlık Allah kastedilir. Yani mabuttan kasıt kimdir? İbadet edilen varlık Allah. Mabet ise, yine bu kelimeler birbirinden türetilmiştir dedik, İbadet edilen yer, yani şöyle ne diyelim, tapınakta diyebiliriz arkadaşlar. İbadethane anlamına da geliyor. Onu da yazalım hemen. Akılda daha kalıcı olur. İbadethane diyecektik. Evet, ibadethane diyoruz mabede. Şimdi ardından ikinci konumuz olan İslam'da ibadetin amacı ve önemi konusuna geldik. İbadetler yalnızca Allah rızası için yapılır. İmanın neticesi olarak ibadet ederiz, değil mi? Yani bir insan Allah'ın varlığını, birliğini kabul ettikten sonra, imanını kalbinde tasdik ettikten sonra artık davranışlarında göstermesi gerekir, değil mi? Yani iman eden bir insanın ibadet etmesi gereklidir. İbadet olmadığı zaman iman zayıflar. Diyebiliriz ki ibadetler de imanı kuvvetlendirir arkadaşlar. Yani imanımızın kuvvetli olmasını istiyorsak, şeytanın işte tuzaklarına karşı sağlam durabilmek istiyorsak ibadetlerimizi düzenli olarak yapmalıyız ki imanımız da kuvvetli olsun. Aynı zamanda ibadet
her şeyden önce Allah emrettiği için yapılır. Yani Allah'ın rızası için yapılır. O istediği için yapılır, değil mi? İnanan insanı Allah'a yaklaştırır ibadetler. İnsanı iyiliklere sevk eder, kötülüklerden uzaklaştırır. Örneğin namaz ibadetini düşünelim. Mesela bir insan namaz kıldığı zaman, diyelim ki öğle ile, şöyle çizgi çizelim, ikindi. Öğle ile ikindi arasındaki davranışlarına dikkat eder. Neden? Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacağını bilir. Öğle namazını kıldıktan sonra ikindiye kadarki davranışlarına, sözlerine, hareketlerine dikkat eder. Tekrar Allah'ın huzuruna çıkacağını bilir. O Allah'ın huzurundayken utanmak istemez, değil mi? Ya da öğlen namazını kıldıktan sonra ya da ikindiyi kıldıktan sonra bir sonraki vakte kadar bu böyle devam eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden birisi evinin önündeki akan nehirden günde 5 defa yıkansa üzerinde kir kalır mı? Kir namına bir şey kalır mı diyor. Tabii ki kalmaz. Neden? Çünkü namaz da aynı şekilde diyor. İnsanı günde 5 kere abdest almak ya da namaz kılmak insanı manevi olarak temizler ve kötülüklerden alıkoyar. Nitekim namazla ilgili bir ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz insanı kötülükten ve çirkinliklerden, yani çirkin işlerden alıkoyar diyerek namaz ibadetini yerine getiren insanın da kötülüklerden uzaklaştığını haber veriyor. Bir başka ibadet mesela zekat, değil mi? Zekat yoksulla zengin arasındaki köprüdür arkadaşlar. Peygamber Efendimizin hadisinden yola çıkarak bunu söyleyebiliyoruz. Bir köprü olduğunu düşüneceğiz. Nasıl bir köprü? Yoksula yardım ediyor zengin, değil mi? Allah'ın emri gereği. Allah zengine her yıl malının 1/40'ını zekat vermesini emretmiş. Tabi bu mallar değiştikçe oranlar da değişiyor. Bunu zaten 8. sınıfta görmüştük zekat ve sadaka ünitesinde. Şimdi malının 1/40'ını veren zengin kalbindeki kin, nefret, bencillik duygularından arınmış olur. Aynı zamanda mal tutkusu, dünyaya bağlanma hırsı gibi hırslardan da arınmış olur. Yoksul da yine kıskançlıktan arınmış olur. Çünkü zengin onunla paylaşıyor, değil mi? Yani bu şekilde ona el uzatıyor. Kalplerin arasında bir köprü, bir merhamet bağı kuruluyor. Allah dilese herkesi bir anda zengin edebilir. Ama bunu insanların kendi elleriyle yapmasını istiyor. Birbirlerine el uzatmasını, birbirlerinin yardımına koşmasını istiyor. İşte bu yüzden zekat ibadeti de çok önemli. Toplumsal birlik ve dayanışmayı arttıran bir ibadettir. Bu tarz ibadetler gördüğünüz gibi hem bireysel bir faydası var hem de toplumsal açıdan faydası var. Bu yüzden İslam dininde ibadetlerin oldukça önemli bir yeri vardır. Evet arkadaşlar, İslam'da ibadet yükümlülüğü konusuna gelmiştik. Bu konuda oldukça fazla kavramlarımız vardı. Şimdi onları konuşacağız. İslam'da ibadet yükümlülüğü dediğimiz zaman, yani kimler ibadet etmekle yükümlü, yani sorumludur. Şöyle yazalım. Yükümlülüğü denilmiş. Biz bunu ne diyeceğiz? Sorumluluğu diye kodlayacağız aklımıza. Evet, görünce şaşırmayacağız. Bu kavramlardan korkmayacağız. Şimdi arkadaşlar, Allah-u Teala insana akıl ve irade vermiş, değil mi? İnsan aklı ve iradesi sayesinde çevresine, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirebilir. Dolayısıyla akıl ve irade insan için hem sorumluluk sebebidir hem de sorumluluklarını yerine getirme aracı demiştik. Bir insanın ibadet ile yükümlü olabilmesi için belli şartları var. Bu şartları taşıması gerekiyor. İbadetlerle yükümlü olan, dini emirleri yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kişiye biz mükellef diyoruz. İbadetlerle yükümlü kişi. Yani mükellef kişi bu ibadeti yerine getirmekle sorumlu diyoruz. Mükellefliğin şartları üçtür arkadaşlar. Kişi akıllı ise, ergenlik çağına girdiyse, yani akıl bali dediğimiz olgunlaşma çağına ulaştıysa, irade yani özgürlük varsa, kişi kendi karar verebiliyorsa, kendi tercihleri varsa, özgürse, esir değilse kişi mükellef olabilir. Bir diğer şartımız kudret arkadaşlar. Bu ibadeti yerine getirebilme gücü kişide bulunması gerekiyor. Allah-u Teala hiç kimseyi taşıyamayacağı bir yükle sorumlu tutmaz diyoruz ya. İşte
Bunu kastediyoruz buradan. Yani hiç kimse yerine getiremeyeceği bir ibadetle sorumlu tutulamaz. Mesela Ramazan ayında Allah-u Teala ne diyor? Hasta olanlarınız ya da yolcu olanlarınız o gün tutmasınlar, sonra kaza etsinler diyor. Ama hiçbir şekilde tutamayacak durumdaysa, hastalığı geçmeyecek bir hastalıksa, bunun için ne veriliyor? Fidye veriliyor, değil mi? Belli rakamlar, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği rakamlarda sadaka olarak bunu verin diyor. Bilseniz ki oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Veya hamilelik durumu varsa, değil mi, Ramazan ayında bu süre içerisinde de yine tutulmuyor. Demek ki açlık hamilelikte ya da hastalıkta ya da yolculukta insanın bedenine ağır geleceği için, onu zorlayacağı, gücünü aşacağı için Allah tarafından sorumluluk kalkıyor. Allah yükümlü tutmuyor böyle kişileri. Ya da mesela dinen zengin değilseniz siz zekat ibadetiyle sorumlu, yani yükümlü değilsiniz. Çünkü zekat sizin maddi olarak gücünüzü aşıyor. Bu ibadeti yerine getirebilecek gücünüz yok. İşte bu durumda diyoruz ki mükellef olmanın 3 şartı vardır. Birincisi akıl, ikincisi irade, üçüncüsü kudret arkadaşlar. Gelelim efal-i mükellefin kavramına. Efal-i mükellefin arkadaşlar, yükümlü kişinin yapması gereken fiiller ya da yasak olan, yani sakınması gereken fiiller anlamına geliyor. Efal-i mükellefin dediğimizde mükellefin fiilleri karşımıza farz kavramı çıkıyor. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öncelikle farzdan bahsetmek istiyorum. Farzın kelime anlamı kesinleşmiş, kesinleştirilmiş şey ya da pay, nasip anlamlarına geliyor. Terim olarak ise Allah-u Teala'nın kesin bir şekilde dinen mükellef olan kişiden, özellikle yani burada bakın mükellef kişinin kesin ve bağlayıcı şekilde Allah'ın istediği iş ve davranışlar anlamındadır. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ya da Peygamber Efendimiz'in hadislerle ifade ettiği şekilde kesin bir şekilde emrettiği iş ve davranışları biz farz diyoruz. Farzlar farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak ikiye ayrılıyor. Farz-ı ayn dinen sorumlu sayılan her Müslümanın mutlaka yapması gereken davranışlardır. Farz-ı ayna örnek olarak mesela 5 vakit namazı, Ramazan orucunu, zekatı verebiliriz, hac ibadetini verebiliriz. Yani bu ibadetleri her Müslüman mutlaka kendisinin yerine getirmesi gerekiyor. Farz-ı ayn olan amelleri terk etmek haramdır ve terk edenler günah işlemiş sayılırlar. Farzı inkar etmek ise arkadaşlar, bu da çok önemli, farzı inkar etmek dinden çıkarıyor ama farzı işlememek, yani yerine getirmemek ise günahkar yapıyor. Bu ikisi arasında önemli bir çizgi var. Yine farzı kifaye ise arkadaşlar iktifa etmek, yani yeterli görmek anlamına geliyor. Bir takım Müslümanların, yani bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalktığı davranışlar. Mesela diyelim ki bir mahallede bir komşu vefat etti ve 15-20 kişi o cenaze namazını kıldı. O cenaze namazının kılınmasıyla diğer Müslümanlardan o sorumluluk kalkıyor. Ama eğer ki hiç kimse bu ibadeti, yani cenaze namazını kılmazsa, o zaman bütün Müslümanlar bundan sorumlu sayılıyor. Farz-ı kifayeyi örnek olarak aynı zamanda meslekle, mesela toplum için sağlıklı, önemli, zaruri meslekleri icra etmek, doktorluk ya da emniyeti sağlamak için, asayişi sağlamak için emniyet güçleri, polislik ya da güvenlikte çalışmak ya da adaleti tesis etmek için hakim, savcı, avukat gibi meslekleri icra etmek ya da insanların eğitimli olması için öğretmenlik görevini yerine getirmek gibi, bunlar da farz-ı kifayedir. Aynı zamanda iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, yani emri bil maruf nehy anil münkerde her Müslümanın yani farz-ı kifayedir, bazı Müslümanların mutlaka yerine getirmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim ezberlemek farz-ı kifayedir arkadaşlar. Örneklerimiz bunlar. Şimdi gelelim
farzın işlenişine. Şimdi dinimizde ne dedik? Farzlar ayetlerle belirlenmiş. Farzların nasıl uygulanacağı ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Müslümanlara öğretilmiştir. Mesela namaz ibadeti, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala namazı kılın, zekatı verin diyor. Ancak namazın nasıl kılınacağı, rekat sayıları, hangi rekatta ne okunacağı, hareketleri, vakitleri, bunların hepsi, zekatın hangi mallardan ne kadar verileceği, kimlerin vermesi gerektiği, oranlar, hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle belirlenmiştir. Farzı yerine getiren Müslümanlar Allah'ın övgüsüne mazhar olur, sevap kazanır, ahirette de ödüllendirilir. Bazı işleri yapmak farz olduğu gibi bazı işleri yapmamak da farzdır. Mesela Allah'ın haram kıldığı işte kumar, içki, hırsızlık gibi davranışlar, yalan söylemek, bunlar haramdır. Konuşacağız zaten. Bunları yerine getirmemek, yani bunları yapmamak da, bunlardan uzak durmak da farzdır arkadaşlar. Uzak durduğunuzda da yine farzı işlemiş sevabı kazanırsınız. Gelelim vacip kavramına. Farzdan bir tık aşağıda. Neden? Çünkü sünnetten daha kuvvetli arkadaşlar. Farz kadar kesin, açık bir şekilde dayanağı olmadığı için İslam alimleri vacip kavramını kullanmıştır. İslam alimlerinden Hanefi mezhebi özellikle vacip kavramını kullanır arkadaşlar. Çünkü Şafii mezhebine göre vacip değil, o kavram yerine sünnet kavramı kullanılır. Vacibin sözlük anlamı yapılması gerekli, zorunlu anlamına geliyor. Farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dini hükümler için kullanılır. Mesela Ramazan ayında verilen fıtır sadakası, vitir namazı, vitir vacip diyoruz değil mi? Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazı veya bayram namazları, kurban bayramı, Ramazan bayramı namazları ya da kurban kesmek, bunların hepsi vaciptir. Arkadaşlar vacibin yerine getirilmesi bekleniyor. Uygulama açısından aynı farz gibidir. Ancak vacibi inkar eden dinden çıkmıyor. Tek farkı bu. Gelelim sünnete. Sünnet kelime olarak sözlükte yol, gidişat, adet anlamına geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin farz ve vacibin dışında yaptığı ya da yapılmasını Müslümanlara tavsiye ettiği davranışlara deniliyor. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'le birlikte dinin temel kaynaklarını oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması için sünnete vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çünkü ne dedik? Mesela namaz emredilmişti Kur'an'da ama ibadetin nasıl yerine getirileceği neyle belliydi? Sünnetle belliydi. Bu yüzden sünnet oldukça önemli. Efal-i mükellefin açısından sünnet, sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayri müekkede olarak iki kısımda ayrılıyor. Sünnet-i müekkede Peygamber Efendimiz'in farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk ettiği davranışlar. Mesela sabah namazının sünneti ya da öğle namazının ilk ve son sünneti ya da namazı cemaatle kılmak, ezan, selamlaşmak gibi. Bunlar sünnet-i müekkededir. Hazreti Peygamber'i örnek alarak sünnet-i müekkedeyi yerine getirenler ne yapıyor? Sevap kazanıyorlar, sünnet sevabı kazanıyorlar. Sünnet-i gayrimüekkede ise Peygamber Efendimiz'in bazen yapıp bazen terk ettiği iş ve davranışlardır. İkindi ve yatsı namazının sünnetlerini mesela bazen kılmıştır, bazen kılmamıştır. Sünnet-i gayrimüekkedeyi yerine getiren yine sevap kazanır, övgüye layık görülür. Terk edenler ise dinen kınanmazlar. Evet, mendup kavramına gelelim. Mendup sözlükte istenen, arzulanan, kendisine çağrılan şey demektir. Terim olarak ise dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın ama Müslümanlardan yapılması istenen, terk edilmesi kınanmayan işleri kastediler. Mesela kuşluk ve teheccüd gibi nafile namazlar, Ramazan ayı dışında tutulan nafile oruçlar değil mi? Ahlakı güzelleştirmek için sadaka vermek. Peygamber Efendimiz'in yaptığı, tavsiye ettiği güzel davranışlara da yine mendup ya da müstehap kavramı söylenir. Mendup ve müstehap, müstehap da sevilen, hoş görülen demek bu arada. Mendup da yine istenen, beklenen anlamına geliyor. Arkadaşlar mendup ibadetler, yani farz ve vacibin dışındaki namazlar, farz ve vacibin dışındaki oruçlar, ahlakı güzelleştirdiği için, insanı Allah'a yaklaştırdığı için insandan beklenen davranışlardır. Gelelim mübaha arkadaşlar. Mübah ise açığa çıkan, açıklanan, serbest bırakılan şey demektir. Şöyle hemen onu da yazalım. Serbest bırakılan. Yani mükellefin, yükümlü kişinin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiillerdir. Mübah kavramı yerine şöyle hemen yazalım. Helal veya caiz kavramları da
kullanılır. Yani mübahtır, helaldir, caizdir dediğimizde yenilmesi, içilmesi, kullanılması, yapılması yasaklanmamış olan kavramlar, şeyler anlamına geliyor. Mübah olan bir şeyi, yani Allah'ın serbest bıraktığı bir şeyi haram saymak ise günahtır arkadaşlar, yasaktır. Çünkü İslam'a göre haramı ve helali belirleyen ancak Allah'tır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'indir. Şimdi gelelim haram kavramına. Haram ise sözlükte yasaklanmış yer, koruluk, yasak bölge gibi anlama geliyor. Allah'ın kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar anlamına gelir. Haram dolaylı ve doğrudan olmak üzere yine ikiye ayrılıyor. Mesela işte birilerini öldürmek değil mi? Birilerinin canına kıymak ya da kötü davranışlarda bulunmak. Bunların hepsi yasaklanan davranış. Hırsızlık, yalan söylemek gibi bunlar yasaklanan davranışlardır arkadaşlar. Haramlar ayetlerle, hadislerle belirlenmiştir. Haram işlemek de insanı Allah katında büyük bir günahkar kılar. Müslümanlar ne yapması lazım? Haramlardan kaçınması gerekiyor. İçki, alkol, uyuşturucu bunlar neydir? Haramdır arkadaşlar. Gelelim şimdi mekruh. Mekruh İslam'a göre haram olmadığı halde yapılması istenmeyen, hoş görülmeyen, yani kerih arkadaşlar. Kerih ne demek? Çirkin görülen, yani istenmeyen, yapılması istenmeyen davranışlar. Şimdi diyeceksiniz ki neden haram değil o zaman? Haram, mekruhtaki yasaklık haramdaki kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmadığı için haram denilemiyor. Ama bu durum mekruhun işlenebileceği anlamına da gelmez. Mesela kerahat vakitleri vardır değil mi? Şöyle yazalım, kerahat. Güneşin doğmaya başladığı vakit ya da güneş batmasından hemen az önceki vakit. Bu vakitlere kerahat vakti deniliyor. Buralarda namaz kılınmaz. Nafile namazlar kılınmaz arkadaşlar. Kılınmaz. Ya da soğan sarımsak yiyerek. Normalde soğan sarımsak nedir? Yenilebilir, helaldir değil mi? Ama soğan sarımsak yiyip camiye gitmek, toplu alanlara gitmek nedir? Mekruhtur. Camiye gitmek, yazalım şöyle. Anlarsınız zaten, hatırlarsınız. Abdest almak, evet güzel bir şey normalde. Ama abdest alırken suyu israf etmek gibi davranışlar mekruhtur. Şimdi arkadaşlar diğer konumuza geçiyoruz. Dördüncü konumuz İslam'da ibadetlerde temel ilkeler. İbadetleri öğrendik. İbadetlerin hükümlerini öğrendik. Kimler yerine getirmesi gerekiyor onu öğrendik. Peki bu ibadetlerin geçerli olabilmesi için nelere ihtiyacımız var? En başta arkadaşlar bu ibadetlerin Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Şimdi hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha çok sözleri için kullanılır. Sözlerini ifade ederiz. Sünnet ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarıdır. Kur'an'da belirtildiği ve sünnette uygulanışı gösterdiği gibi, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği gibi yerine getirilmesi gerekir ibadetlerin. İnsanların sonradan ortaya çıkardığı, Peygamber Efendimiz'in ya da İslam dininde Kur'an'da yer almayan şekilde ortaya atılan ibadetler, davranışlar, bunlar bid'at kavramıyla ifade edilir. Dinde sonradan ortaya çıkan, aslında olmayan, yani batıl anlamına geliyor. Bid'atlardan uzak durulması gerekir. Peygamber Efendimiz her bid'at dalalettir, her dalalette yoldan sapmaktır diyor. İkincisi niyet arkadaşlar. Hangi ibadeti yapıyorsak, hangi davranış yapıyorsak bunu bilmek, kastetmek, gönülden geçirmek önemli. Ameller niyetlere göredir denilir. Yani ibadeti yapacağımız zaman mutlaka niyet etmemiz gerekiyor. İhlas ise samimiyet, içtenlik anlamına geliyor. Yapacağımız ibadeti yalnızca Allah rızası için yapmak, başka hiçbir çıkar insanlar desin diye böyle bir menfaat gütmeden yapmak. İhsan kavramı karşımıza çıkıyor burada. Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak anlamına geliyor. İslam'da ibadet ahlak ilişkisi konusunda ise İslam'ın insanın ibadetleri yerine getirirken ahlakına katkısı ele alınır. İbadetler insana sorumluluk bilinci kazandırır. Mesela zekat ya da oruç gibi ibadetler toplumda empati duygusunun gelişmesini sağlar. Ya da cemaatle kılınan namazlar insanların birbirinin dertlerinden haberdar olmasını, birbirinin güzel mutlu anlarından haberdar olmasını sağlar. Bunun yanı sıra namaz kılan insan gününü ona göre planlar ve programlar değil mi? Yani daha planlı bir hayat yaşamaya gayret eder.
İnsanın manevi açıdan arınmasına, ruh ve ahlak güzelliği kazanmasına yardımcı olur. Toplumun kaynaşmasına katkı sağlar. İnsan Allah'a olan bağlılığını, şükrünü, saygısını en güzel ibadette gösterir. Son konumuz Kur'an'dan mesajlar, Bakara suresi 170. ayetti. Bu ayette Allah-u Teala yüzlerin doğuya ya da batıya çevirmenin iyilik olmadığını, asıl iyiliğin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmek olduğunu, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere, özgürlüğünü kaybetmiş olan kölelere harcamak olduğunu, namazı kılmak, zekatı vermek olduğunu söylüyor. Ve böyle insanların anlaşma yaptıklarında, bir akit imzaladıklarında sözlerini tuttuğunu, darlıkta da, hastalıkta da, savaş zamanında da sabreden kişiler olduğunu söylüyor. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır diyerek gerçek iyiliği haber veriyor. Arkadaşlar, bu ayette asıl iyilik kavramı ile ifade edilen bir kelimesi geçiyor. Bir Arapça'da iman, ibadet başta olmak üzere her türlü iyilik, ihsan ve itaat, doğruluk anlamlarına geliyor. Asıl iyiliğin, insanın yüzünü, bu arada bu olay üzerine inen bir ayet. Burada Yahudiler Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye yönelilmesine, yani kıblenin artık Kabe değil Kabe olmasından dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Ve diyorlar ki tekrardan yüzünüzü Kabe değil de Mescid-i Aksa'ya dönerek kılın diyor. Bunun üzerine ayet geliyor. İnsanların arasında bir tartışma oluyor. Çünkü tekrardan Mescid-i Aksa'ya kıble olarak belirlesek mi, oraya dönsek mi, yoksa işte Kabe'ye mi dönsek deyince Allah-u Teala bu olay üzerine bu ayeti indiriyor ve diyor ki asıl iyilik, gerçek iyilik doğuya ya da batıya, yani Mescid-i Aksa'ya da kıbleye dönmeniz değil, asıl iyilik Allah'a iman etmeniz ve ardından az önce saydığım, zikrettiğim şeyleri zikrediyor. Özden yoksun bir şekilcilikle gerçek iyiliğe ulaşamayacağını belirtiyor. Özden yoksun ne demek? Yani sadece görüntüden ibaret bir ibadeti Allah-u Teala hiçbir değer vermediğini bizlere haber veriyor. Evet, gelelim şimdi işte provamıza arkadaşlar. Yazılıya başlayacağız. Hazırız değil mi? Evet, şimdi ilk olarak eşleştirmeyle başlıyoruz. Arkadaşlar, burada uygun cümleleri kavramlarla eşleştireceğiz. 1. Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller için hangi kavramı kullanıyorduk? Mübah kavramını kullanıyorduk değil mi? Serbest anlamına geliyordu. Hemen şöyle yazalım. 1. J diyoruz. Kendisine ibadet edilen, kulluk edilen varlık mabut anlamına geliyor. Şurada gördüm, hemen yazıyorum. İyi. Vitir namazının hükmü neydi? Vacipti arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Haş diyorum. Vacip. Kur'an ve sünnette yeri olmayan batıl eylemler bid'at kavramıyla ifade ediliyor. Hemen yazıyoruz. Allah'ın kesin olarak yasakladığı söz ve fiiller, kesin olarak dediğine göre haram diyoruz arkadaşlar. 5. Haram olacak. Dinin emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmakla sorumlu kimse, ef'ali mükellefin demiştik, mükellef demiştik değil mi? Mükellef olacak, hemen yazıyoruz diye. Samimi olmak, içtenlik, ihlas kavramıyla ifade edilirdi. Gördüm, hemen şöyle ihlası yazıyorum. Cenaze namazının hükmü farz-ı kifayeydi. Bir grup Müslümanın yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı farzlara farz-ı kifaye diyoruz. Hemen C diyoruz buraya. Haram olmadığı halde hoş görülmeyen, istenmeyen fiiller. Mekruh olacak. İstenmeyen, hoş görülmeyen demiştik arkadaşlar. Hemen bakalım mekruhumuz nerede? B harfimiz mekruh. Yol, adet, gidişat, huy gibi anlamlara gelir. Bu da sünnet olacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davranışları, sözleri sünnet olarak değerlendirilir. Geldik boşluk doldurmaya. Evet, nokta nokta kelimesi elverişli, iyi, uygun ve yakışan anlamına gelir. Burada hangi kavramımız var arkadaşlar? Elverişli, iyi, uygun dediğimizde tabii ki salih kavramımız geliyor. Hemen yazalım şöyle salih. İslam'ın emrettiği yararlı, güzel, içten yapılan nokta nokta davranışlara nokta nokta denir. Yapılan nasıl davranışlara? Yararlı, güzel, içten yapılanlara salih amel deniliyor. Şuradaki boşluğumuz fazla olmuş. Onu boş verelim. Şöyle salih amel diyelim. Allah katında nokta nokta olmadan amellerin kıymeti yoktur. Ne olmadan amellerin kıymeti yoktur arkadaşlar? İman olmadan değil mi?
İman olmadan amellerin bir kıymeti yoktur. Nokta nokta örneği ikindi namazının sünneti ile ve yatsı namazının ilk sünnetleridir. Sünneti gayrimüekket değil mi? Gayrimüekket yazalım. Şöyle gayrimüekket sığdırabilirsek müekket. Nokta nokta da birer salih ameldir. Nedir birer salih amel dediğimiz? Farz ibadetler değil mi? Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek bunlar da aynı zamanda salih amele giriyor. Farz ibadetler diyelim şöyle. Farz ibadetler. Dinen yapılması hoş karşılanmayan davranışlara ne denir? Hoş karşılanmıyor dediyse o zaman mekruh olacak. Yapılması kesinlikle yasak olan davranışlara kesinlikle dediğine göre haram olacak değil mi arkadaşlar? İslam dininin temel kaynakları neydi? Kur'an birinci temel kaynağımız. İkinci temel kaynağımız ise sünnettir arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in yolu. Nokta nokta örneği olarak öğle namazının ilk sünneti verilir. Bu da müekket sünnet. Sünneti müekkede arkadaşlar sığdıralım bakalım. Müekket sünnet yazalım. Müekket sünnet. Evet, müekket sünnette öğle namazının ilk sünneti olarak kullanılır. Evet, doğru mu yanlış mı en sevdiğim sorulardır arkadaşlar. Öğrencilerin bilgilerini en rahat ölçebildiğimiz soru çeşidi doğru mu yanlış mı? Allah rızası gözetilerek yapılan her güzel iş salih amel sayılır. Evet, doğru. İbadet kelime olarak boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek gibi anlamlara gelir. Doğru. İbadet edilen yere abid denir. Yanlış. Ne denir arkadaşlar? Mabet denir arkadaşlar. İbadet edilen yere. Abid ne demekti peki? İbadet eden, kulluk eden demekti. İnsan diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade sahibi olduğu için yaptıklarından sorumludur. Evet, doğru. Kur'an'da kesin olarak yapılması emredilen ibadetlere sünnet denir. Yanlış arkadaşlar. Ne denirdi? Farzı olacak burası. Yüce Allah evrendeki her şeyi insanın hizmetine sunmuştur. Evet. İslam'a göre ibadet kavramı vakti ve şekli belirli olan ibadetlerle sınırlıdır demiş. Yanlış arkadaşlar. Sınırlı değildir. Bunun haricinde tabii ki başka ibadetler. Allah rızasını kazanmak için yapılan her türlü davranış da yine salih amel olarak nitelendirilir. Belli bir vakti olmayan ibadetler de vardır. O zaman ne diyeceğiz? Sınırlı değildir. Evet. Bakalım bazı ibadetler insana zamanlı planlı kullanmayı öğretir. Evet doğru, mesela namaz dedik değil mi? İman ile ahlak arasında bir ilişki yoktur. Yanlış, tabii ki iman ile ahlak arasında bir ilişki vardır olacak. Kıbleye dönmeden yapılan dualar geçersizdir. Yanlış arkadaşlar. Ne dedik? Yüzlerin doğuya ya da batıya çevrilmesi önemli değil. Önemli olan gönülden, samimi içten bir şekilde ibadet edilmesi. Farz-ı kifaye bazı Müslümanların yapması ile diğerlerin üzerinden sorumluluğun kaldırıldığı fiillerdir. Buna göre cenaze namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim ezberlemek, bayram namazı kılmak ibadetlerinden hangileri farz-ı kifayedir? Cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir. Kur'an-ı Kerim ezberlemek farz-ı kifayedir. Bayram namazı kılmak vaciptir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olması gerekiyor. Hemen bakıyorum seçeneklerime. 1 ve 2'yi B seçeneğinde gördüm. Cevabım B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde ibadetlerin temel ilkeleri birlikte verilmiştir? A. İhlas, niyet, Kur'an ve sünnet uygunluk. B. Niyet, ihsan, şükür. C. İhsan, kolaylık, aşırılık. D. Niyet, tevekkül, güzel ahlak. E. Niyet, vakit ve amel. Arkadaşlar ibadetlerde temel ilkelerde ihlas, niyet, Kur'an ve sünnete uygunluk vardı. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların
ta kendileridir. Bakara suresi 177. ayet. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İyilik, samimi bir iman, ibadet ve bunların sonucunda ortaya çıkan güzel ahlaktır. Evet, doğru. B. Allah'a karşı gelmekten sakınılmalıdır. C. Zikredilen erdemlere sahip tek insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. D. Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman edilmelidir. Evet, doğru. Şöyle doğru olanlara tikimizi atalım. D. Okuduk. E. Bir musibet geldiğinde sabredilmelidir. Bunu da zaten burada anlamıştık. Sabredenler dedi. De, ancak bu ayete göre böyle bir insana sadece Hazreti Muhammed olduğundan bahsediliyor mu? Tabii ki hayır. Sakınanların ta kendileridir. İşte bunlar diyerek çoğul insanlardan bahsediyor. Takva sahiplerinden bahsediyor Allah-u Teala burada. Sadece Hazreti Muhammed değildir. Efal-i mükellefin ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamaların aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? İnsanın yapıp yapmamakta serbest kaldığı davranışlara ne diyoruz arkadaşlar? Yapıp yapmamakta serbest kılınanlara mübah diyoruz, değil mi? Mübah yazalım şöyle. Akıllı ve ergenliğe girmiş her Müslümanın yapmakta sorumlu olduğu davranışlara ise farz deriz. Her Müslümanın sorumlu olduğu. İslam dininde yapılmaması istenen davranışlara ise haram diyoruz. Yasaklanan, yapılmaması istenen. Şimdi baktığımızda seçeneklerde mübah, farz, haram olması gerekiyor. Mübah, farz, haram seçeneğini ben C seçeneğinde görüyorum. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum. Seni er geç bana bir gün verecek mabudum. Mehmet Akif Ersoy'un bir dizesi. Bu dizelerdeki altı çizili kelime ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Kulluk ve ibadet eden mabud kelimesi kulluk ve ibadet eden miydi? Hayır, yanlış. B. Allah'ın emirlerini içtenlikle yerine getiren abid demedi. Bu da yanlış. C. Kendisine ibadet edilen, tapınılan, evet ilah, Rab anlamına geliyor. Mabud, ibadet edilen. D. Bütün benliğiyle yaratıcının varlığını kabul eden. Hayır. Bu da yine abid kavramının karşılığı. E. İbadet edilen yer. Bu da mabet kavramının karşılığı. Yani bu da değil. Söylenebilir. Kendisine ibadet edilen, tapınılan ilah, Rab anlamına geliyor. Şöyle yazalım. İlah, Rab. Evet, bir diğer sorumuz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanmasına bid'at denir. Aşağıdakilerden hangisi bid'attir? A. Abdest almak değil. Çünkü abdest almak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. B. Hacca gitmek farz. Şöyle bunları yazalım, sünnet, farz diye. C. Namaz kılmak farz. D. Oruç tutmak farz. E. Türbeden medet ummak bid'attir arkadaşlar. Neden? Çünkü Allah'tan başkasından medet umulmaz, yardım istenmez. Türbeler ancak ziyaret edilebilir, ancak medet umulmaz. Bu yüzden türbeden medet ummak bid'attir. İslam dininde farzlar Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle belirlenmiş ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl uygulanacağı Müslümanlara gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi farz olarak nitelendirilemez? A. Ramazan orucunu tutmak farzdır arkadaşlar. B. Allah'a ibadet etmek. İnsanın yükümlü olan, mükellef olan hepsinin, tüm insanların yerine getirmesi gerekiyor. Evet. C. Cenaze namazı kılmak. Neydi? Cenaze namazı farzı. Kifaye. D. Bayram namazı kılmak vacipti. E. Öğle namazı kılmak farzdı. Şimdi farz-ı kifaye de farza giriyor zaten. Ancak bayram namazı kılmak vaciptir. Bu yüzden farz olarak nitelendirilemez. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, yazılı provamızın sonuna geldik. Bu dersimizin ödüllü sorusu abid kelimesinin anlamı nedir? Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel notlar alırsınız. Aldığınız notları da bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.